Ve devam edelim. Bir özel haberimizle devam edeceğiz. Bu kez de Aydın'a çevireceğiz rotamızı. Aydın'da zeytin ağaçlarının budamasına başlanıldı. Mehmet Arkan'ın özel haberi. Aydın'da zeytin ağaçlarının budamasına başlanıldı. Dağlarından yağ, ovalarından balakan, güzel şehir Aydın'da zeytin sezonunun bitmesiyle birlikte zeytin budamaları da başladı. Aydın'da Ocak gibi zeytin mahsul biter. Ocaktan sonra devam ederiz. Yani hemen zeytin bitiminde, hatta zeytin ağacını zeytin aldıktan sonra hemen budasak bile olur yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani beklemeye de gerek yok. Zeytin meyvesini aldıktan sonra budamaya hemen geçsek Evet. problem yok. Ya budama şimdi bir insanın bakımlı bir insanla bakımsız bir insan bir olmaz. Evet. Onunla kıyaslarsak. Şimdi meyve, ağaç meyve verdikten sonra tabii ki kendini kış uykusunu aldı. Evet. Önümüzde de bahar var nasip olursa. Bahara da kendini hazırlamak ister. Burada fazlalık yani kurumuş içindeki dalları temizlersek ne olur? Evet. Yani 5 dal olacağına 4, 3 dal olur ama bakımlı olur. Sağlıklı meyve verir. Evet, sağlıklı meyve olur. Yani 1000 tane zeytin olacağına 250 tane olur ama tanen olur. Aydın Germencik Çarıklar Köyü'nde çiftçilik yapan Ruhi Doğan, zeytin budamasının püf noktalarını anlattı. Budamada genelde nelere dikkat ediliyor? Arada yani budamada daha çok nelere dikkat ederiz? Bir kere yani aradaki dalları almamız lazım zeytinde. Evet, güneş görmesi lazım. Güneş görmesi lazım, hava alması lazım. Yani yarı meyve tuttuğunda da güneş gıdası çok önemli. Yani ne kadar insanoğluna güneş gıdası önemliyse ağacım aynı şekilde bitkide de önemli. Bitkide de önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Araları aşmamız lazım. Az önce uygulama yaptık. Yani bakımlı insan ve ağaç her zaman başka olur. Aynı zamanda hem çalışırken ağacın çotağına çıktığında evet. böyle oraya yaslandın mı keyifle düşürebilmelisin zeytini. Evet. Yani başı çok sıkı olursa nasıl rahat edeceksin? Evet. Onun için çok önemlidir budama. Aynı zamanda ağaçların dipleri de önemli değil mi? Çıkan filizlerin mutlaka alınması mı gerekiyor? Tabii ki. Yani dibi başı bakım olduğu gibi değil. Bak biz zeytinimizi aldık, arazi görüyorsunuz sürümünü evet. yaptık. Yani sürümü yapmasan ne olur? Ota gider. Kuvvet ota gider, ağaç fazla gıda alamaz. Evet, filizlerinde mutlaka, ağaç filizlerinde mutlaka alınması evet, gerekiyor. Evet, mutlaka bakım şart. Doğan rekorteyi de değerlendirerek bereketli bir sezon olduğu ifadelerini kullandı. Mahsulümüzü aldık, buyur Allah bin bereket versin. Nasıldı rekolte Aydın'da? Allah bin bereket versin, yani rekorte %20 gibi falandı ama yani bereketli bir sezon oldu. Sezon oldu. Ne demiş atalarımız? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Meyvesini aldık, bakımını yapmak zorundayız. Ki seneye nasip olursa. Evet, Çiftçi TV haber ekibinden Mehmet Arkan bu sefer mikrofonunu Aydın Germencik Çarıklar Köyü'nde üretici Ruhi Doğan uzattı ve zeytin budamasının püf noktalarını öğrendik tabii ki hep birlikte. Bir de rekolteden bahsettiler. Biliyorsunuz zeytinde bunu sıklıkla konuştuk. Rekolte düşüklüğü vardı aslında. Dünya genelinde vardı. Türkiye'de de yine gözlemlendi rekolte düşüklüğü ama yine de bereketli. %20 ama dedi yine de umduğumdan fazla oldu. Daha bereketli dedi yine çiftçimiz. Bol bereketli olsun. Budamada başladı. Hayırlara vesile olsun diyelim.